Hem ikili ilişkilerimizde hem bölgesel sorunların çözülmesinde biz İran'la hep diyalogtan yana olduk. Zaman zaman ülkemize yönelik İran tarafından gelen milletvekillerinin, siyasilerin veya bürokratların veya bakanların yaptığı açıklamaları da takip ediyoruz. Biz çatışmadan, herhangi bir eskalasyondan, bir çatışmanın tırmandırılmasından yana değiliz. Son günlerde gerilen Ankara-Tahran ilişkilerini bu sözlerle değerlendirdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Kalın İran yönetimine net mesajlar verdi. Türkiye'yi eleştirmek yerine bu tür ülkeler İran'da dahil olmak üzere Türkiye'nin özellikle DAEŞ'le mücadele konusunda ortaya koyduğu çabayı ve fedakarlığı görüp takdir etmeliler. Bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir unsur varsa bu ister Halep'te olsun, ister Elbap'ta olsun, ister Rakka'da olsun, ister Tel Afer'de olsun, Sincar'da olsun, Türkiye bunun gereğini her zaman yapar. Bunun için de bir başka ülkeden izin almak durumunda değildir. Muhtemel Rakka operasyonu da Kalın'ın gündemindeydi. Suriye'de hem sahada hem de masadayız dedi. Rakka konusunda operasyonel düzeyde yürütülen çalışmaları Genelkurmay Başkanlığımız bizzat Hulusi Akar Paşa'nın koordinasyonunda yürütmekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitli vesilelerle ifade ettiği terörle mücadele konusunda Suriye'de ve Irak'ta hem sahada olacağız hem masada olacağız sözünün de bir teyididir. Türkiye'nin Suriye'deki kırmızı çizgisi Membiç'ten PYD ve YPG varlığının temizlenmesi. Kalın Membiç için tüm seçeneklerin değerlendirildiğini vurguladı. Bu terör örgütünü DAEŞ'le mücadele stratejisi bağlamında allayıp pullamaya, aklamaya çalışanlar bu raporları okudukları zaman durumun vehametini herhalde kavrayacaklardır. Birçok alanda işlenen çok açık suçlar var. Dolayısıyla bunları yok saymamız elbette bizim mümkün değil. Dolayısıyla Münbiç'tir, Rakka'dır, Elbab'ın bundan sonraki aşamalarıdır. Yani genel manada Suriye'de DAEŞ'le mücadele bağlamında bütün bu hususları biz masada tutmaya devam edeceğiz. Merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki ilk görüşme. Kalın tarihini de görüşmenin adresini de paylaştı. Mayıs ayı içerisinde bir ara zirve yapılacak, NATO Liderler Zirvesi. Oraya Sayın Cumhurbaşkanımız katılacaklar. Orada mutlaka bir görüşme olacak, planlanacak ama öncesinde de bir görüşme yapılması için hazırlıklarımız devam ediyor.